Yarın vatandaş ne beklemeli? İsmail Saymaz'ın kendi tahminleri neler? Kulislerden bir şeyler duydukça o tahminler ne derece değişti? Merak ediyorum. Tabii benim tahminim o ki yarın itibariyle Meral Akşener İYİ Parti'nin siyasette konumlandığı yeri hatırlatacak ya da yeri tanımlayacak. Öncelikli olarak misyonu bu olacak. Çünkü İYİ Parti'nin özellikle 3-6 Mart krizinden bugüne ve seçimden sonra katlanarak artan bir CHP ile arasında bir gerilim var. Ve seçimden sonra İYİ Parti fizik olarak Millet İttifakı'ndan uzaklaştı ve CHP ile uzaklaştı. Hatta İYİ Parti sözcülerini sık sık CHP eleştirirken görüyoruz. CHP yetkililer değilse bile CHP tabanından kimi figürlerin de İYİ Parti'yi sertçe eleştirdiğini, hatta seçim mağlubiyetinden İYİ Parti'nin Akşener'i sorumlu tuttuğunu da gözlemliyoruz. Bu dediğim üzere İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan kopmasını sağlamadı ancak uzaklaşmasına yol açtı. Ve İYİ Parti'de şu tartışmalar başladı. Biz siyasette nereye konumlanmalıyız? Merkez sağ mı konumlanmalıyız? Kurulduğumuz günkü gibi özgürlük, hürriyetçi, milliyetçi, mukaddesatçı, kalkınmacı bir noktaya mı konumlanmalıyız? Yahut üçüncü cepheyi temsil etmeli ve milliyetçi bir bloğun öncüsü mü olmalıyız? Bu tartışma seçimden sonraki süreçte İYİ Parti'nin gündemini belirledi. İkisinin ortaklaştığı husus varsa o da şu: hür ve müstakil İYİ Parti tanımı. Aşağı yukarı birçok İYİ Partili'den bunu duyuyoruz. Hür ve müstakil İYİ Parti. Hür ve müstakil ifadesiyle anlıyoruz ki kendisini AK Parti'ye karşı fakat CHP'den farklı bir parti olarak konumlanmak istiyor. Bu nedenle kendisini üçüncü bir cephe olarak, üçüncü bir seçenek olarak nitelemek istiyor. Dolayısıyla yarın Meral Akşener'in ben bu üçüncü yol, AK Parti ve CHP'den farklı diğer blok tanımının üzerinde duracağını düşünüyorum. Ama buna üçüncü yol mu der? Milliyetçi birlik mi der? Bunu bilemiyorum. Fakat yarın itibariyle biz İYİ Parti'nin kendisini üçüncü seçenek olarak tanımlayacağını ve durduğu merkezin de altını milliyetçilikle çizeceğini ya da milliyet çizgisini bugün daha kalın çizeceğini göreceğiz. Meral Akşener'in ve İYİ Parti'nin bir tespiti de şu: seçimden sonra muhalefette büyük bir bozgun vardı. İnsanlar moral bakımından çökmüşlerdi. Hı hı. Ve Meral Akşener aslında bu çöküntüden kalkmanın, bu moral bozukluğunu yenmenin, bunu bir zafer istencine çevirmenin anı olarak da 26 Ağustos'u tercih etti ve işte Afyon'da tıpkı işte bundan yaklaşık bir asır önce Mustafa Kemal'in düşman ordusunu yekinerek düşman ordusunu kovalaması gibi bugün de Meral Akşener kendi büyük taarruzunu başlatmak üzere bu tarihi veriyor. Aslında yarın Afyon'da yapılacak olan Meral Akşener'in kendi büyük taarruzudur ve bunu da hür ve müstakil parti, hür ve müstakil İYİ Parti tanımı etrafında ve üçüncü bir seçenek olarak kendisini göstererek yapacak. Fakat tabii bu üçüncü seçenek tartışmasının bir ayağı da yaklaşık bir hafta 10 gündür MHP ile İYİ Parti arasındaki karşılıklı demet savaşı. Devlet Bahçeli'nin komşu olmaya çağırmasından sonra İYİ Parti ile MHP arasında karşılıklı açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalar bir noktada yan yana gelme teklifine dönüştü. Şöyle ki İYİ Parti Başkanlık Divanı üyesi Tolga Akalın Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Devlet Bahçeli'yi üçüncü blokta yan yana durmaya çağırdı. Yani dedi ki biz zaten Millet İttifakı'ndan kopmuşuz. Siz de Cumhur İttifakı'ndan ayrılın ve üçüncü blokta birleşelim. Buna İYİ Parti'de Rıdvan Uz, yine buna Metin Ergun gibi dikkate değer isimlere destek verdiler. Hatta Müsavat Dervişoğlu da bu fikri onayladı.
Zannedersem yarın Meral Akşener bu konuya da girecektir. Yani bu tartışmaya da değinecektir. Ancak şöyle bir olumsuz mesaj bekleyenler varsa yanılabilirler. Yani yarın Meral Akşener Millet İttifakı'ndan biz kesin olarak ayrıldık. CHP ile bütün köprüleri attık demeyecektir. Ben demesini beklemiyorum. Özellikle yerel seçimde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere her yerde kendi adayımızı göstereceğiz ve hiçbir yerde ortak aday göstermeyeceğiz demeyecektir. Bu sorulara bugün cevap vermeyecektir. Diğer taraftan FETÖ soruşturmasının takipse sonuçlanmasına da Meral Akşener değinecektir. Yarın İYİ Partililer açısından siyasette kendi ayakları üzerinde durup yürümeye başladıkları ilk günlerden biri olabilir. İstanbul ve Ankara özelinde zaten farklı aday çıkarma işin tabiatına da pek uygun görünmüyor galiba İsmail Saymaz. Sonuçta sanmıyorum, Cumhurbaşkanı yani olarak layık gördüğü iki isme yerelde bile destek vermemesi kendi seçmenine bile bilmiyorum anlatabileceği bir ihtimal olur mu acaba? Sanmıyorum Can. Yani zaten Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına, İstanbul'da İmamoğlu'nun karşısına aday çıkarmazlar. Yani çıkarmayı düşünen ve öneren İYİ Partililer var ama İYİ Parti tabanı da, tabii, İYİ Parti'nin genel kamuoyu da buna karşı. Ama bu şu anlama gelmiyor. Ankara'nın ve İstanbul ilçelerinde aday çıkarmayacaklar anlamına gelmiyor. Ankara ve İstanbul dışındaki büyük şehirlerde aday çıkarmayacaklar anlamına gelmiyor. Sadece bu iki şehire mahsus ya da belki istisnai yerlerde ittifak yaparlar. Ama onun dışında İYİ Parti kendi adaylarını gösterir. Öyle zannediyorum. Çünkü partinin partide her geçen gün CHP ile mesafe bir adım daha açılıyor. Seçime kadar bu ne aşamaya varır bilmiyorum. CHP kongresinden sonra ne aşamaya varır bilmiyorum. İYİ Partililer biz CHP ile bir daha hiçbir masada bir araya gelmeyelim görüşünde olan İYİ Partililer artıyor ya da sesleri daha yüksek çıkmaya başladı. Diğer taraftan CHP'de de benzeri bir blok var. CHP'de de işte Meral Akşener'i itham eden, İYİ Parti'yi itham eden, seçim mağlubiyetinden sorumlu tutan görüşler daha çok dillendirilmeye başlandı. Ben bu iki tutumun da radikal olduğunu, iki parti için de doğru sonuç vermeyeceğini, hatalı stratejiler olduğunu düşünüyorum. Yani elbette ki bu iki parti birleşmemeli. Elbette ki tüzel kişiliklerini birleştirmemeliler. Fakat bu iki parti stratejik işbirlikleri yapabilmeliler. Yani bunlar yerel seçimde belli başlı büyük şehirlerde, yarın belki bir işte referandumda yan yana gelebilirler. Çünkü 5-6 yıllık bir beraberlik var. Tabii. Tabanlar birbirine benzemiş durumda. Bu hususta her iki partinin ama bilhassa CHP'nin kamuoyunda, doğrudan partinin resmi organlarını kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın, sosyal medyada, CHP yakın medya kuruluşlarında İYİ Partililerle ilgili, Akşener'le ilgili radikal, eleştirel fakat faydasız görüşler ileri sürülüyor. Bu AK Parti'nin arzuladığı CHP'yi yalnızlaştırma stratejisine hizmet eder. CHP ile yan yana duran milliyetçileri ve ülkücüleri uzaklaştırmanın CHP'ye hiçbir faydası olmayacağı gibi AK Parti'nin sosyal demokratları HDP ile baş başa bırakma planının uygulanmasıyla sonuçlanır. Dolayısıyla bu türden görüşlerin CHP tarafından, bazı CHP'liler tarafından dillendirilmesi AK Parti'nin stratejisine hizmet eder. Bunu da vurgulamak isterim.